3 program mı 4 program öncesinde bir örnek verdim. Yani Trabzonspor'un son yıllarda aldığı derecelerle alakalı. Bu aslında kabullenmişliğin çok net fotoğraflarından bir tanesi. Şimdi bakıyorsunuz son şampiyonluğundan bugüne kadar geçen dönemde Trabzonspor'un ilk 3'te veya ilk 2'de bitirdiği şampiyonluğu hadi 2 senesi var. Onları... Ama 2011 şampiyonu Trabzonspor'du. Yani. Hayır hayır hocam şimdi 2 sene diyelim ki zirvede olduğu şey hocam, var. İşte 96. Bakın, şimdi şöyle bir şey var. O konuya girerseniz o işin içerisinden çıkmamız mümkün değil. Düzeltme anlamında hayır. Düzeltme anlamında şimdi o anlamda ben başka yerden geleyim. Olmadı anlamında çok farklı bir yöne doğru götürürsünüz o zaman. Ama bakın şimdi size istirham ediyorum. Ya bu mevzu çok farklı bir noktaya doğru gider. Anlatabiliyor muyum? Ya ben başka bir noktaya gider. Ya bu söylem... Ali ondan bahsediyor. Hayır. Ben Girey Hocam'a söylüyorum. Hocam ısrarla bunu söylüyor. Girey Hocam'a söylüyorum. Bu o başka bir tartışma. Bu, o konu şu anda hangi konumda olduğunu siz de biliyorsunuz. Bütün herkes de biliyor. Trabzonluların bu davayla ilgili olarak, bu konuyla ilgili olarak mücadelesini de biliyoruz. Takdir de ediyoruz. Fenerbahçe de kendi açısından bu konuyla ilgili olarak mücadelesini yapıyor ve devam da ediyor biliyorsunuz. Evet, ama sadece bir söylem ifadesiyle yani 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'dur diyerek o konuyu başka bir noktaya çekmeyelim. İstirham ediyorum hayır, size. Hayır bak ben hiç öyle bir şeye çekmek de istemiyorum, açmak da istemiyorum. Ama açıyorsunuz ama, hocam. Hayır ama ben bir düzeltme, ama. Bir düzeltme de yapma durumundayım hocam, şimdi yani. Bunu düzeltme. Şunu söyleyeyim yani, başka yerden kapansın. Gireyim. Yoksa bak, farklı bir boyuta Ali, çekme anlamında söylemiyorum. Şurayı ben de bir şey söyleyeyim. Şimdi hani hocam Trabzonlu çünkü. Yani Halis Mulis Trabzonlu. Herhalde yani. Ama hocam kayıtlarda, resmi kayıtlarda her yerde kimin şampiyon olduğu yazıyor. Kupayı alan belli. Hala ona rağmen böyle bir söylemde bulunmak kamuoyunu gerer. Trabzonlu Fener'i yine gerer. Evet. Yani gerek yani, yok bunlara. Ama bu söylem de gerer. Mesela Trabzonspor 30 yıl şampiyon olmadığı zaman denildiğinde de Trabzon'u diyor ki ya biz de 2 Şampiyonlar Ligi'ne kim gitti? Tamam hocam, mesela Ali'nin de söylediğinde bunu Şampiyonlar Ligi'ne kim gitti? Bu da geriyor ortamı o zaman. Yani eğer gerer anlamında söylendiyse bu gerer. O zaman gelmeyelim hocam. Ben de gelmeyelim. Ali de başka yerden girsin hocam. Oradan gelme Ali. Ben söylemi bir daha söyleyeyim. Son 30 sene içerisinde Trabzon'un 1 veya 2 dedim. Birincilikle alakalı bir şey söylemedim. Tabii. 1 veya 2'de 2 defa şampiyonlar saysak diyelim ki 4 defa aldığı pozisyon vardır. Onun dışındaki yerleri nerede? Ya 4. ya 5. ya 6. bu bölgelerde gidiyor geliyor. Yani bu aslında büyük takım felsefesinin hiçbir zaman kabullenmeyeceği bir görüntü. Büyük takım nedir? Ya şampiyon olur, ya ikinci olur, en kötü üçüncü olur. Ve bu sürekliliktedir. Yani 10 sene içerisinde, son 10 seneye bakarsanız ben 10 senede neredeydim, neler yaptım diye. Olamadığınız zaman orada daha büyük bir problem vardır. Ben Trabzon'la ilgili bu tespiti yapmaya çalışıyorum. Trabzon bunu, iç yapısını kaybetti. Bu rekabetçi yapısını kaybetti. Ve en sonunda iş, demin Oğuz'un da söylediği gibi, sanki bunlar normalmiş, kabullenilmiş gibi bir noktaya geliyor. Ve bu maalesef yalnızca şeyde değil, oyuncuda da bu algı ortaya çıkıyor ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani oraya...